Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhammed Hocam, hep ümmetimiz zor günler yaşıyordu ama artık gözümüzün içine sokula sokula acısı iliklerimize kadar hissettirile hissettirile acılar yaşadığımız bir zamana geldik. Evet, kıyamet yaklaştı. Evet, Allah'ın imtihanı bunlar. Ama ümmet olarak artık çocuklarımıza, gelecek kuşaklara ne oluyor? Bu başımızdakiler nedir? Sorularına cevap veremeyeceğimiz kadar bir bulutlu döneme geldik. Rabbim yardımcımız olsun. En son Gazze olayı, İmam Şafii'nin diyarı, ümmeti Muhammed'in gözbebeği diyarda Müslüman kardeşlerimiz ve dolayısıyla biz büyük bir taarruz altındayız. Rabbim sonumuzu hayır etsin diye dua ediyoruz ama bir de ümmet olarak artık bu dünyadan el etek çekip gidelim, tesbihimizi alıp tesbih çekelim yeter diyeceğimiz, yani acımızdan dolayı hayata küseceğimiz bir noktaya mı sürükleniyoruz? Böyle bir şey yakışır mı bize Müslüman olarak? Ya da ne olursa olsun sonu deli dolu, ya Allah deyip yürüyerek Gazze'ye gidelim, oradan bir taş atalım, geri gelelim diye böyle bir hayal peşinde koşmak mı doğru? Bu itidal ve dengeli bir şekilde erimeden, gelecek nesillere erimiş kimseler görüntümüzü bırakmadan bir plan, proje yapabilir miyiz? Ümmetimizin önünde duran büyük şahsiyetler bu konuda neler yapabiliyorlar, neler yapabildiler bugüne kadar? Siz de biz de bu soruları hem kendimiz birbirimize soruyoruz yani içimizden, hem insanlar merak edip mümin kardeşlerimiz soruyorlar. Böyle bir mütalaa yapsak içimizden, siz nasıl görüyorsunuz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Siyasete direkt müdahil kimseler değiliz, elimizde çok güçlü imkanlarımız yok, duamız var ama duadan da başka bir şeyler yapılması lazım. Nasıl görüyorsunuz hocam, nerede duralım ya da siz nerede duruyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim diyerek sözlerimize başlayalım hocam. Sorunun cevabını siz benden daha iyi biliyorsunuz ama yine dertleşme noktasında bazı şeyleri birbirimize hatırlatma adına belki belli şeyleri konuşmak gerekecek. Evet, dediğiniz doğru hocam, ahir zaman ve kıyamete adım adım yürüyoruz. Çok acıtacak tablolarla karşılaşıyoruz, yüreğimiz yanıyor. Bizi dinleyen kardeşlerimizin içerisinde de biliyoruz ki bizden daha fazla bu işin acısını, özellikle hanım kardeşlerimiz, aynen, emin olacağım bizden daha, evet, evet, daha büyük ızdırap çekiyorlar. Size söyledim hocam, burada da söylemekte bir beis yok mu yani? Bir hanım kızımız mesela o kadar üzülmüş ki sütü kesilmiş. Yani o kadar üzülme noktasında, bu manada bazı şeyleri yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var ki, tabii ızdırap güzel bir şey ama belki de bazı şeyleri bu vesileyle birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi şöyle hocam, Hazreti Ebubekir döneminde malum bir ridde hareketi yayıldı. İslam'dan çıkış, geri dönüş. Aynen. Yeni mesela, Müslüman olanlar, ashab-ı kiram değil de. Yani öyle ki o zaman büyük bir coğrafyada bir karışıklık oldu. Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nda. Üzerinde 7-8 hatta, ülke var şu anda. Evet. Hatta İmam Taberi'nin o sözleri acayip. Yani diyor ki Mekke ve Medine dışında cuma namazı kılınacak yer kalmamıştı. Yani ve öyle, en azından öyle korkuldu yani. Aynen. Artık cuma yani kılınmayacak mı diye. Felaketin büyüklüğünü orada görüyoruz. Ama bir Ebu Bekir çıkıyor radıyallahu anh. Riddenin hepsini tekrardan imana kavuşturuyor. O sarsıntıyı önlüyor. Belki de bugün en büyük kaybımız öyle bir duruşun olmaması. Ebul Hasan el-Nedvi'nin 1960'larda yazdığı ya, kitabı var ya, konferansı aslında. Aynen. Riddetun la Ebu Bekir leha. İşte onu şu anda biz
acayip bir biçimde yaşıyoruz. Karşısında yani. Ebu Bekir olmayan irtidat diyor. Aynen. Şu anda yaşadığımız maalesef. Aynen hocam. Sonra Mihne olayları çıktı hocam. İşte Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi 150 sene sonra. 150 sene sonra. Aynı bir büyük bir fitne yani o da. Ve o fitnede de bir sürü insan kaybettiler mesela. O zaman dönemin Abbasi halifeleri bunu bir ideolojik bir unsur olarak dayattılar. Ulemaya da o günkü işte siyasilere de. Ama onlar Siyonist liderler değildi hocam. Değildi. Bu ümmetin çocukları evet, gene. Evet. Ve akıllarınca iyi bir niyetle Kur'an'a hizmet etmek için aynen. Bunu yaptılar. Ama o günde yine işte bu işin istikamet çizgisini koruyanlar işte kaldı. İşte Ahmet bin Hanbel'i biz bugün niye rahmetli anıyoruz ondan dolayı. Evet. Sonra hocam Moğolların saldırıları döneminde de taş üstünde taş kalmadı İslam coğrafyalarında. Mesela şimdi biz biraz tarihle ilgileniyoruz. O dönemi anlatan bazı tarihçileri okuduğumuzda diyorlar ki kıyamet. Yani kıyamet. Bundan sonra o gün için kıyamet. Bundan sonra artık bu ümmet bir daha ayağa kalkamaz. Yani Fırat'ın kan aktığı zamanlar yani işte öyle bir hale geliyor ki bambaşka bir manzara ortaya çıkıyor. Haçlılarda da öyle hocam. Haçlı saldırıları sırasında da aynı şeyleri yaşadı yine bu ümmet. Çanakkale'de de yaşadık yani çok var bu konuda da ama bir şeyi gördük orada. Ümmet eğer aleyhissalatü vesselam Efendimizin o muhteşem sözünü anladılarsa, anlamışlarsa, kıyamet bile kopsa elinizdeki fidanı dikin sözünü anlamışlarsa. Sen birey olarak üzerine düşeni yap. Ay işte oh yani başka elimizden bir şey gelmiyor hocam. Yani şimdi mesela gerçekten bir cihat olsa Gazze'de bu manada farklı bir şekilde olsa ümmet oraya doğru akın etse başka bir işte bir hizmet alanı oluşsa ümmeti Muhammed'in içerisinde bir sürü insan bunun için gönüllü olacak. Bir sürü insan bunun için sefer olacak. Can malı feda edecek. Edecek yani. Ama şu anda onu yapamıyorsak bari bundan da olmayalım. Yani düşmana kızıp kendimizi kahredip asıl sorumluluklarımızı yapmazsak asıl o zaman kaybetmiş oluruz. Çünkü bitmeyecek gazzeleri bu ümmetin. Mücadele alanları da bitmeyecek. Mücadele sahaları da pireye bitmeyecek. Kızıp yorgan yakmak diye bir deyim aynen. Sizin oralarda var mı? Var hocam. Pireye kızıp yorgan, yorgan yakmak. Yani. Belki bu bizim düşmanın ekmeğine de yağ sürmek olacak ki zaten düşman şu anda işte Siyonizm gelip coğrafyamıza aslında bir hançer sapladı. O hançer işte. Bizim bütün dengelerimizi alt üst etti. Yani Filistin, Kudüs bizim gözümüz. Yani o hançerde gözümüze saplandı yani. Onun için bazı hocam, şeyleri hocam orada bombalıyor, burada Müslümanı pasifize ediyor. Evet. Amerika'daki Müslümanı pasifize ediyor. Ya. Afrika'dakine sen bir daha ayağa kalkamazsın diyor. Aynen. Pakistan'daki Müslümanı öteliyor. Aynen. Yani Filistinlinin bedeni gidiyor, bizim ruhumuz gidiyor ruhumuz burada. Ruhumuz gidiyor. Yani. Evet. Ya onun için hocam bu yani şeye düşmeyeceğiz. Ne olursa olsun daha fazla çalışacağız. Daha fazla gayret edeceğiz. Daha fazla bilinçlendireceğiz. Hem kendimizi hem etrafımızdaki insanları. Dolduracağız mesela sabah namazlarında camilerimizi, mescitlerimizi, ilim halkalarımıza sahip çıkacağız. Onları daha kaliteli bir hale getireceğiz. Evlerimizde Kudüs sevdasını, aşkını konuşacağız. Hocam yani Buhtun Nasır işte Babil zamanında Mescid-i Aksa'yı yani Beytül Makdis'i yerle bir ettiğinde ta 1947-48'e kadar İsrail'in bir devleti yok. 2500 küsür sene adamlar çalışıyor. Biz daha 100 senedir kaybettik ya. Yani onun için kaybetmedik, namaz kılıyoruz orada hocam. Kılıyoruz yani mahsur edildik. Aynen. Diyelim, mahsur, yani en azından özgürlüğünü kaybetti. Özgürlük yani. Açısından yani yoksa soruyor. Yine Mescid-i Aksa'mız ezanımız devam Mescid-i ediyor Aksa, şükürler daha iyi durumdayız yani. Yani onun için morallerimizi bozacak bir şey yok. Evet canımız acır, yüreğimiz de yanar, ağlarız da, gözyaşı da dökeriz. Ama ağlamayı ibadete dönüştürmeyiz. Dönüştürmeyiz, yas ilan etmeyiz, matem ilan etmeyiz. Yani siz daha iyi biliyorsunuz hocam yani kardeşlerimize bir vesile olsun diye konuşuyoruz. Şimdi Uhud'da aleyhissalatü vesselam evet. Efendimiz 70 tane sahabeyi şehit verdi. Kalan 630'un hepsi yaralı hocam, hepsi. Hatta çok böyle beni etkileyen bir şeydir.
O günün akşam namazını Efendimiz o kadar yaralı ki ayakta kılamıyor, oturarak kılıyor. Ama ertesi gün Hamraul Esed'e götürüyor onu. 20 saat üzerinde. 20 saat işte. 20 saat yani üzerinde. Bizim Hamraul Esed gibi ayağa kalkmamız lazım. Hiçbir zaman küfrün, nifakın yaptıkları... Hocam burada çok güzel bir not yok mu? Bizimle Uhud'da bulunan şimdi Hamraul Esed'e gelsin. Aynen. Bizimle Uhud'da bulunan yaralı bereliler Halbuki Uhud'a gelmeyen diyelim mesela filancalar da vardı. Onları katmıyor. Hocam öyle sahabiler var ki işte yaralı yani sürünerek geliyor ya. Allah Resulü gel dedi bitti bizim için yani. İki sahabe efendimiz ikisi de yaralı. Biri kan kaybediyor, ötekisi kan kaybediyor. Birbirlerini dönüşümlü taşıyarak katılıyorlar cihada. Niye? Allah Resulü kalk dedi. Ayağa kalkın deyince oluyor işte. Yani burada yani önemli bir konuya temas ettiniz hocam. Biz üzüleceğiz belki ama hani eskiler diyor ya kan çıksa bile ağzımdan kızılcık şerbeti içtim. Aynen. Onun için böylece hissettirmiş ciğerlerimizin yara aldığını hissettirmememiz aynen lazım. Çünkü yani biz İstanbul'da mesela Erzurum'da Sivas'ta Diyarbakır'da çöktüğümüzü camilerde oturup pasifize olduğumuzu hissettirdiğimiz zaman bitti. Yani oradaki Gazze'li mümin bir defa çöker. Tabii. Yani mümin Gazze'de ben ölsem gitsem de kardeşlerim davamı devam ettirecek diye bilmesi başka bir şey. Aynen. Bittik zaten kıyamet gelmiş zannetmesi başka bir şey. Çok yani, güzel dediniz. Yani. Son fidanı dikerim ben öyle giderim. Benim elimden bu geliyor hocam. Yani bizim oralarda bir söz var diyor ki benim adım Hıdır elimden gelen budur. Benim elimden ne geliyorsa ben onu yapacağım yani. Dik onun durmak için elimden geliyor. Aa işte. Şehit olurken bile. Haykırmaksa haykırmak. Yalvarmadan şehit yani, olmak. Yani heybetlice bir mümine yakışır bir biçimde. Çünkü hiçbir şey bizi zillete sokmamalı. Ya biz müminiz bitti yani. Allah'ın iradesinin dışında mı haşa bu olan bitenler. Şimdi bizim yüreklerimiz yanıyor hocam Gazze'deki o tablolara. O çoluk çocuğu Cenab-ı Hak haşa görmüyor mu? Allah'ın iradesinin dışında değil bunlar yani. Biz bunu bildiğimizde o zaman kendimizi de görüyor da Kudüs'tekini mi görmeyecek? Onu mu görmeyecek yani? Yani. Burada hocam belki şimdi bizi izleyen kardeşlerimiz şöyle bir soruya cevap vermemizi isteyecekler. Nedir hep bu dertler Müslümanları buluyor madem öyle diyeceklerdir. Yani burada bilinmesi gereken bir şey ki insanlığın umudu şeytanın karşısında duran tek güç ümmettir. Ümmeti Muhammed'dir. Kur'an var ümmetin elinde. Şeytan yani deizmle boğulmuş bir veyahut da Hinduizm içerisinde kaybolmuş gitmiş ineklere tapınan bir toplumla niye mücadele etsin şeytan? Yani belki ondan daha iyi hizmet ediyorlardır onlar kötülüğe. Dolayısıyla onun istediklerini yapıyor yani. Yani ümmeti Muhammed şeytanın karşısında duran son kale. Aynen. Bu kaleye elbette taarruz olacak sürekli. Yani İslamiyet'i böyle iman ediyorsun, cennetlik otomatik oluyorsun zaten. Dünyada da sana cennetin ön avansları veriliyor. Hiç başın ağrımıyor. Aynen. Sadece öleceğin zaman bir gece o kendiliğinden şehit olarak ölüyorsun. Bu varsayım biraz abes bir şey değil mi hocam? Yani ashab-ı kiramın çektikleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çektiği sıkıntılar, bütün enbiyanın çektiği sıkıntılar. Biz biraz İslamiyet'i isminde barış kelimesi var diye İslamiyet değil de rehavet gibi anlamamız bir yanlış bakış değil mi hocam burada? Vallahi hocam en ciddi tehlike de orada. İslamiyet'in ya da Müslümanlığın, Müslümanların yani o kelimeyle hiç yan yana gelmemesi lazım rehavet. Çünkü bizim vazifemiz var bu dünyada. Biz yeryüzünü imar etmek ve Allah'a kulluğu yerine getirmekle mükellefiz. Şimdi hal böyle olunca hocam bizim başka bir şeye kapılırsak eğer ister istemez o rehavet şeytanın kullandığı bir malzemeye dönüşüyor. Onun için biz bunu kendimize ya da bizi dinleyen kardeşlerimize asla yansıtmamalıyız. Elimizden geldiğince işimize bakmalıyız ve olanla da sınırlandırmamamız lazım. Yani öyle de bir yanlış yapıyoruz hocam. Özellikle gençler de mesela hep son 100-150 yıldır işte Müslümanların çektiği acılar söyleniyor.
Ya biz 13 asır, 12 asır insanlığa hep önder olmuşuz. Yani biz hep insanlığa yön veren bir konumda olmuşuz. Ormanda yol açıyoruz. Yol açmışız yani. Bilimde açmışız, teknolojide açmışız zamanında. Mesela çok ilginçtir hocam, Endülüs Emevi Devleti ve ondan sonraki beylikler zamanında o günkü Avrupa'daki rahipler bildiriler yayınlıyorlar. Yayınladıkları bildirilerdeki konuşulan şeyler ne? Koruyun çocuklarınızı, Arapça öğrenmesinler. Sakın sarık sarmasınlar. Sakın Araplara benzer giyimler giymesinler. Yani modayı da bile biz belirlemişiz zamanında. Dili de belirlemişiz zamanında ama bu son 250 yıldır yani bir beyinden bir darbe yemişiz tabiri caizse. Bir ayakta duramıyoruz. Hocam ayakta da duruyoruz. 100 senedir yani, topraklarımız, beynimiz, kültürümüz yani international bir baskı altında. Buna rağmen dünyada en çok satılan kitap Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah. Hala hacca ancak 20 senede sıra geliyor sana, gidebiliyorsun. Mekke'de İslam'dan ölüyor mümin ya, kardeşlerimiz. Ya. Hala Muhammed ismi Amerika'da bile en popüler yaygın aynen isim. Öyle. Yani hamdü senalar olsun. Binlerce bütün bu iç bölünmüşlüğüne rağmen İslamiyet hala bütün dünyanın gemilerini, uçak gemilerini Kabe'ye yakın bir yere, Akdeniz'in ortasına getirip tedbir almak zorunda hissediyorlar. Hiç silahı olmayan insanlarımız. Yani elinde sapan bile olmayan 1 milyon Müslüman kardeşimize karşı dünyanın en büyük gemilerini getiriyor ya, adamlar. Ya. Yani İslamiyet çökmüş değil ki hocam. Elhamdülillah asla. Yani evrensel olması, uzayı bile hükmü altında tutan bir din olması bakımından zor geliyor. Ya. Ben biraz önceki sözümüze tekrar döneceğim hocam. Rehavet kelimesi yani vurdum duymazlık, rahatlıktan gelen bir kelime. Bununla Allah'ın nimetlerini kullanmama arasında da bir çizgimiz olması lazım. Yani biz Müslüman olarak evimizde şöyle güzel bir süs eşyası olmaz diye bir kural yok dinimizin. Asla. Müslüman adi arabaya biner, at arabasıyla gider diye bir kuralımız yok. Asla. Müslüman en kaliteli, en lüks malzemeyi de kullanır. Helalinden kazandıysa, aynen, israf etmişse ama onun kölesi olmaz. İşte. Ben bunu hep derslerimde örneklendiriyorum. Müslüman koltuğa oturur ama koltuk Müslümana oturmaz. Aynen öyle. İşte. Arabaya bineceğiz, araba bize binmeyecek. Tabii. Sabah namazını geçittirmiyorsa, israfa neden olmuyorsa, işçinin hakkından aynen yiyerek yapmıyorsan, Allah'ın nimeti. Eşyanın mahkumu değil, hakimi. Elhamdülillah. Hakim olmak yani. Yani yoksa bunu el etek çekmek değil, öyle bir şeyi zaten söylemiyor ama işte bizi cihattan alıkoyacaksa, bizi Allah yolunda mücadeleden alıkoyuyorsa, meskenlerimiz, ticarethanelerimiz, kazandığımız mallar, çoluk çocuğumuz mesela Allah'ın dini uğruna koşturmaktan bizi alıkoyuyorsa asıl tehlike. Ya Medine'de de yaşasan o zaman yani ashab-ı kiramdan da olsaydık tehlikeydi tabii, bu. Ya burada bir dengeyi koruyabildiğimiz sürece yani zalim olmadığımız sürece kendi nefsimize, kişiliğimize veya çoluk çocuğumuza, çevremize zalim olmadığımız sürece Müslümanın zengin olmasında bir sakınca yok. Tabii. Ben bunu hep şöyle örnek veriyorum. Bir yolla Gazze'ye gidip gelen kardeşlerimiz yani Türkiye'den gidip gelen kardeşlerimiz hep şunu demek, hocam orada kasaplardan et bile alıp yiyorlar. Böyle bir enteresan. Hocam orada böyle bayağı takım elbise giyenler var. Cep telefonları var. Cep telefonu var. Yani ümmeti Muhammed'in en büyük Kabe'den sonraki en büyük kalelerinden bir kalesinde 2 milyon nöbetçimiz var bizim. Gözlerimiz, hissiyatımız onlara fakr-ı zerura, terlik bile yok ayaklarında. Zavallılar toprağa hamur yapıp pişirip yiyorlar. Böyle et nedir bilmiyorlar. Yani Allah'ın nimetini mücahit olan kardeşlerimize yakıştıramıyoruz. Ne yazık ki. Çok üzücü bir şey hocam. Aynen, yani aynen. Bütün bizim en değerli yiyeceğimiz ne varsa, giyeceğimiz ne varsa onlara feda etmemiz lazım. Aynen. Adamlar nöbet tutuyorlar. Bizim kefaretimiz olarak. Yani Allah razı olsun yani, hakikaten. Yani. Bizim hatalarımızın, tembelliklerimizin kefaretini ödüyorlar adamlar orada. Yani. Ama belki 10 kardeşimizden dinledim bunu. Ya adamlar hocam zengin gibi yaşıyorlar tabii, orada tabii, diyor. Aynen. Bu adamın 7 tane 8 tane çocuğu var.
İkisini becermiş, bir yolla Mısır'a göndermiş, Arabistan'a göndermiş, Türkiye'ye göndermiş. Oradan maaşını kazandırıp annesine gönderiyor. Bir kadın yiyecek tabii orada. Tabii. Yani fakru zaruret içinde olmak, perişan olmak bir kader değil bizim için. Değil, aslında mala esir olmak falan. Yani onun bunun emri altında zelil olmak bizim için yanlış kusurlu. Orada bir şey de var hocam, yani o konuda ben de sizin görüşünüzü, yani en azından kardeşlerimiz duysun istiyorum. Yani böyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mesela zorluklar içerisinde yaşaması ve bazen de çok önemli hikmetlere bağlı olarak fakirliğe karşı Efendimizin övgüleri sanki biraz yanlış anlaşılıyor gibi. Yani Efendimizin maksadı her şeyi bırakın, dünyaya küsün, dünyanın hiçbir nimetlerinden istifade edin şeklinde anlaşılmamalı. Bunu Yahudi'ye bırakın. Yani böyle bir şey değil. Yani Efendimiz olduğu zaman en güzelini yedi. Çok güzel hocam. En güzelini giydi. Ve zengin sahabe efendilerimiz vardı mesela. Çok ciddi bir biçimde zenginlikleriyle meşhur oldular. Kaç tanesi mallarını Allah yolunda sıfırlayacak kadar infak etti ama yine servet sahibi öldüler. Servet sahibi olarak öldüler. Yani fakirlik bizim kaderimiz falan değil hocam. Yani onu herhalde bizim başka bir biçimde anlamamız gerekiyor. Ya da şöyle olabilir mi hocam? Nasıl olsa yok, bari bununla övünelim. Yani. Belki böyle bir yanlış anlamı yani olur. Yani bilakis yani. Müslümanlar Karun'la yarışması yani lazım. Ama Musa gibi kulluk yapacağız. Eyvallah. Dediğimiz zaman biiznillah kazanacağız yani. Allah'ın izniyle olması gereken böyle bir bakış açısı olması lazım. Yani. Peki hocam, İstanbul'dan veya sizin Erzurum'dan, bizim Trabzon'dan gençlerin şu anda içlerindeki hamasi duyguları doldurmak veya işte hislerini tatmin etmek için atlayıp Refah kapısından, Mısır'dan gidip Hamas'ta cihat etmelerini, belki de şehadete yürümelerini tavsiye eder misiniz siz? Ediyorlar mı mesela Gazze'deki kardeşlerimiz? Ha, onlar gelin dediğini duymadım. İşte ben sordum mesela oradaki arkadaşlara da, yani ne istersiniz bizden? Adam mı yani, biz mi gelelim yani? Zaten orası hocam Sinop'tan küçük bir yer ve şu anda 2,5 milyon insan var. Ve bir hakikat var, yani bunu da kardeşlerimizin duymasında fayda var. Belki de o cihadın istikrarlı bir biçimde şimdiye kadar gelmesi de dışarıdan kimseleri almamalarına bağlı. Evet. Yani Suriye gibi olsaydı mesela belki başka sıkıntılar görecektik ama onlar korudular onu. Şu anda ihtiyaç bu da değil. Yani ihtiyaç adam meselesi değil. Orada gerçekten adamlığın kitabını yazacak adamlar, yiğitler var. Kadınlar Allah hocam. Kadınlar var. Kadınlar yani, diyeyim de. Aynen. Allah binlerce kez hepsinden razı olsun yani. Eli öpülesi kadınlar yani. Yani şu anda onlar için yapılacak şeyler hocam, yani gerçekten gönülden ciddi bir biçimde dualar, ki bazen duyuyorum onları, üzülüyorum da, muhakkak siz de muhatap oluyorsunuz. Ya işimiz duaya mı kaldı? Hep dua mı edeceğiz? Estağfurullah. Ya dua etmeyip ne yapacağız yani? Levla duaukum. Yani bize Allah onu istiyor bizden, gönülden gerçekten. Ve biz dua ederken de sadece Cenab-ı Hak Allah'ım bize yardım et, Allah'ım bize nusretini gönder demiyoruz. Bir de diyoruz ki Allah'ım bizi o intikama memur kıl ya. Bunu istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Bizi kullan diyoruz. Bizi bu hayır için istihdam et diyoruz. Cenab-ı Hak'tan istediğimiz bu. Ama onun dışında Müslümanlara moral olmak. Bakın bugünlerde en önemli meselemiz hocam. Heyecan vermek, heyecan dolmak en önemli meselemiz. Evimizde, çoluk çocuğumuzla, talebelerimizle, arkadaşlarımızla sanki yarın Mescid-i Aksa'da zafer namazı kılacak kadar umutlu olmak. Bunu yapacağız yani. Başka çaremiz yok. Ondan sonra maddi anlamda elimizden geldiğince destek olacağız. Ama şunu da hepimiz çok iyi farkına varmamız gerekiyor ki bulunduğumuz yerlerin gerçekten imarına çalışmazsak Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ya da Filistin'in imarı yok hocam. Hocam Mekke'de Kabe'yi tavaf edenler dünyadan topladıp oraya gelenler. Evet. Değil mi? Aynen. Mekke'nin bütün tavaf etse iki günde biter, yorulur bırakırlar. Tabii. Biz bütün dünyanın
Kâbe edin, Kâbe'yi kıble edinmişleriyle Kâbe'yi büyütüyoruz. Aynen. Dolayısıyla Mescid-i Aksa, Kudüs ve onun etrafındaki kardeşlerimizden ziyade bizim buradan Mescid-i Aksa'ya online bağlantı kuracak bir nesil olmak zorundayız. Aynen. Yani onun adeta Mescid-i Aksa evimize yerleşmeli. Evimizde Mescid-i Aksa'ya sahip çıkarsak biiznillahü teala, Allah'ın izniyle. Yani biz Mescid-i Aksa'ya yürürüz. Allah'ın izniyle olacak. Bu nasıl olmuş hocam? Önümüzde Selahaddin gibi bir örnek var rahmetullahi aleyh. Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi bir örnek var. Hazreti Ömer gibi bir örnek var. Hocam Hazreti Yuşa gibi bir örnek var. Yuşa aleyhisselamın o örnekliliğini inanın ki çok anlamamışız. Bir konuşması var İmam Bukhari'nin sahihinde. Siz daha iyi biliyorsunuz. Gönlünde diyor bir... Ben nereden daha iyi, daha iyi biliyorsunuz hocam. Hep beraber biliyoruz diyor. Gönlünde diyor bir kadına sevgisi olan, aşkı olan terk etsin diyor bu. Gelmesin diyor. Evindeki bir şeyi düşünen benim peşinden gelmesin diyor. Evinin çatısı kalan benimle gelmesin. Yani işte hocam. Yani çünkü evinin ya, çatısını bitirip... Yani aslında çok önemli şeyler söylüyor. İşte Hazreti Ömer de fetih tamamladıktan sonra Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın çadırına girdiğinde, komutanın çadırı yani, Ömer radıyallahu anh da bu işin çok ciddi bir biçimde hassasiyetini duyan biri. Bu mu diyor senin kaldığın yer? Valla dünyaların değiştirmediği adama Allah Kudüs'ün fethini nasip etmiş. Yani bizim buralardan alacağımız bence çok çok dersler hocam, var hocam. Belki de bu sorumu kaldır, bu soruyu unuttunuz. Uygun bir soru değil deme hakkı var. Estağfurullah. Ben ikaz edeyim. Şimdi bizim yaralarımız oldu mu? Afrika'da açlıktı vesaire, depremdi vesaire. Elhamdülillah imandan geliyor bu. Koşun müminler yardım edin deyince herkes neyi varsa yoksa, hatta çoluk çocuğunun rızkından kesip insanlar yardım ediyorlar. Yani bu müthiş bir şey hocam ya. Bu bizim ümmetimizin bir güzelliği. Ya bu nedir ya? Gazzeliler Maraş depremine kaç ay önce yardım gönderdi. Ya. Biz buradan onlara makarna gönderiyoruz. Ya. Onlar o makarnayı satıp bize... Hocam çok güzel bir şey hatırlattınız. Ben o kardeşlerimize bir dua olsun ya bunu söyleyeceğim. Kudüs'te bazı kardeşlerimiz var. Ara ara konuşuyoruz. O deprem olduğunda dediler ki hocam biz bir miktar para topladık. Bunu depremzedelere göndermek istiyoruz. Dedim ki onlara ya kaç liraysa söyleyin. Biz sizin adınıza o depremzedeki kardeşlerimize iletelim. Siz onu Kudüs'e harcayın. Bakın bunu da söyledim, yine kabul etmediler. Yok dediler, bizim paramız. Evet. Yani ama rakam küçük. Bunun büyük. Şeyi çok önemli hocam. Bu bir evet. Ümmet işte. Yani ümmet olmanın Çanakkale'de tadı. Hocam Hindistan'ın yani, altınları. İşte kadınların küpeleri aynen, Hindistan'da. Aynen. Şimdi burada önemli bir nokta açmak istiyorum hocam ama ikaz vazifesi sizde. Yardım söz konusu olunca Kurban Bayramı'nda Afrika'ya kurban göndermekten, su kuyusu açmaktan vesaire, İşte deprem, yani illa Gazze diye daraltmıyorum ama şimdi depremi Gazze, de gördük şimdi. Deprem. Bu yardımdan kaynaklanan bir suistimal, laubalilik ve mesela orada insanların can derdine düştüğü bir yerde bir kamyon bezi oraya yıkıp böyle geri gelme en iyi ihtimalle. Hı. Sonra o bezleri burada besse eğer, depolarda bekletme, mücahitlerin fotoğraflarını gösterip toplayıp burada onunla bir medrese yaptırma varsa böyle neuzübillah. Kimseye itham etmek için demiyorum. Ama bir risk söz konusu aynen. Bu. Yani kurban keserken de mesela Afrika'ya 10 bin kurban kesiyorum demek ya, o kadar kolay mı? Burada İstanbul'da zor kesiliyordu. Orada nasıl kesiliyorsun diyebileceğimiz tereddütler. Mümin kardeşlerimiz olarak da yardım çığlıklarına karşı ne varsa elinde götür hemen koy, nasıl olsa yardım toplanıyor. Bir laubalilik veyahut da gevşeklik en iyi ihtimalle söyleyeyim. Böyle bir risk görüyor musunuz hocam? Hocam o... Kimseye itham etmiyor zaman. Eyvallah, kimseyle değil ama çok önemli bir mesele aslında bu. Şöyle ki bizim her şeyimizin bir ahlakı var hocam. İnfakımızın da bir ahlakı var. Şimdi bu din öyle esaslar ortaya koyuyor ki yaptığınız şey %100 hayır olsun, hiçbir sıkıntı olmasın, yine de israf edemezsiniz.
koordinasyon yoksa, bu işi gerçekten iyi bilmiyorsanız, yardımları götürme noktasında riskler üzerinizde yoğunsa, herkesin yapacağı iş değil bu. Bunu ancak bu işi gerçekten hakkıyla bilenlerin yapması gerekir. Eğer o manada bazı şeyler yapılırsa, Allah korusun, insanların yardıma karşı da güvenleri sarsılırsa, bu sefer ümmetin en önemli bu potansiyelini de zayi ederiz. Yani en can alıcı yani, noktada suistimal tabii, yapılmış olur. Yani onun için bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yardım derneklerimizin çok çok daha dikkatle bu işi ve şeffaflıkla yapmaları kayıtlı gerekiyor. Kayıtlı, hesabı verilebilir, hiçbir şüpheye meydan vermeden, insanların verdikleri yardımın hiçbir kuruşuna zarar vermeden yerli yerine oluşturulacağına dair bu güveni sarsmamamız lazım. Mesela ben sizin yıllarca dostunuzum. Muhammed Hoca, ben büyük bir valizle gidiyorum, getir dedim. Siz de evde bilezik ne varsa topladınız, geldiniz. Bunu mu bana tavsiye edersiniz? Nurattin Hoca sizin arkadaşınız. Filanca vakfımız götürüyor. Allah razı olsun. Geliyor, sizin de makbuzuda imzanızı atıyor. Gidince de size kime teslim ettiğini söylüyor. Nurattin Hoca'ya mı güvenmek istersiniz? Hoca arkadaşınız ama resmi yollarla olan bu hizmeti mi yapmak istersiniz? Ben Nurattin Hoca'ya güvenirim de. Güvenirsin, başka neyi tavsiye edersiniz? Ama asıl kardeşlerime söyleyeceğim, kesinlikle bu işi yapan ve güvenildiğinde hiçbir şüphe olmayan o vakıf ve kuruluşlar. Yani yazılı kurumlar aynı. Yani. Çünkü şahısların ne yapacağını kestiremeyiz hocam. Ve parayla imtihan zor bir imtihandır. Allah korusun. Bazen şeytan başka teviller de yaptırabilir. Şeytan işi bu zaten. Başka senaryolar da bize çizdirebilir. Ya o değil de böyle dedir. Mesela Gazze'ye Allah topladığımız muhafaza 500 bin doları bugün açmadılar kapıyı, götüremedim. Gidip Mescid-i Aksa'nın duvarlarını yaptırsam uygun bir hareket mi sizce bu? Siz burada yaralılar için topladım bunu ben. Fıkhı daha iyi biliyorsunuz hocam. Yardım ne için toplandıysa ona harcamalı. Mescid-i Aksa daha büyük. Bu da onun için yaralandı i̇şte, zaten. Ama en azından verenlerin bundan haberdar olması. Yaralı bir insan fotoğrafı gösterdim ben ya, değil mi? Tabii. Babasının kucağında ölmüş bir çocuğun fotoğrafını ya gösterdim. Ayağı kopmuş bir yani kadının fotoğrafını tamam gösterdim. Mescid-i Aksa'nın kıblesini tamir etmek için bunu kullanmam uygun mu? Değil hocam. Ahlaki mi ya da yani, en azından? En azından infak ahlakına hiçbir şekilde uymayacak bir şey bu. Ne için toplandıysa o sadakalar o yolda harcanmalı. Bu çok önemli bir konu ya hocam. Çünkü bizim Kudüs'te, Mescid-i Aksa eteklerinde, Gazze'de veya Batı Şeria'da, sıra yarın Batı Şeria'ya gelmeyeceğine dair bir şey yok. Aynen. Veya Mısır'da. Allah muhafaza. Yani zulüm neredeyse bizim yüreğimiz orada atacak. Oradaki görüntülere karşı 1, 2, 3 bu suistimaller duyulması durumunda, yani buradaki atan nabzımızı bu sefer azaltmış, o nabız düşüklüğüne aynen neden oluyor bu. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Kesinlikle. Yani ben veriyorum, nasıl olsa bir bağ sakalı vardı hocanın. Hocayı da ateşe atmak bu aslında. Allah muhafaza. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda birisini met ediyorlar da ne buyuruyor? Adamın kafasını kopardınız diyor. Ya. Nasıl kafasını kopardık ki? Övgüyle. Adamın nefsini tabii helak olacak noktaya, harikasın harikasın diye. O da inandı harika olduğuna. Ya. Gitti adam işte. Ayağı kaydı işte. Gibi oluyor. Yani. Bu çok önemsiyorum hocam. Yani kesinlikle bu olaylar... Orada mümin kardeşlerimizin bedenlerine, mallarına, evlerine zarar veriyor. Burada da bizim Allah ile bağlantımızı, şeriatı ile olan bağlantımızı zedeliyorsa hain bir taşla iki kuş vuruyor. Tabii. Veya aynen Pakistan'daki mümini yüreğini vuruyor. Bu bizim için ciddi bir zarar. Bir nokta daha hocam sizinle istişare etmek istiyorum. Ben bedava bulunca Muhammed Emin Hoca'yı kaçırmayayım dedim. Şimdi sosyal medya üzerinden takip eden bir mümin merak edip böyle bir bakayım ne oldu dediğinde, günde belki rahat asgari bir 1000 tane yaralı Filistinli Müslüman fotoğrafı, böyle vahşi doğru, vahşi hayvan gibi elinde silahla dolaşan İsrailli asker görüyorsun. Evet. Biz insanız hocam. Göre göre bunları, Allah belasını versin, melun, şeytan, lanetli millet
demiş olsak bile yavaş yavaş bizim nabzımızı, tansiyonumuzu ezmiyor mu bu, evet, hocam? Kesinlikle. Yani bu olayların çokça seyredilmesi, gündem yapılması. Mesela sabahtan beri seninle beraberiz. Hı. Yani arabada ne konuştuk? Şimdi aynen, ne konuştuk? Aynen, aynen. Eve gideceğiz. Aynen. Aynı şey. Bir de telefonlara bakacağız. Aynen. Bu belki bir yandan bizi planlıyor, eğitiyor gibi görülüyor olsa bile aşılamaz bir siyonizm bulutu altındayız gibi bir risk de yok mu burada hocam? Kesinlikle var hocam. Özellikle genç çocuklarımız kesinlikle için. Kesinlikle var yani. Hocam oraya gelelim, bir şeye de dikkat çekelim. Mesela 2 sene bir salgın dönemi yaşadık. Arkasından işte depremler oldu, şu oldu, bu oldu. Zaten bitmeyen İslam coğrafyalarındaki sorunlar. Hepimizde ölüm sıradanlaştı. Allah razı olsun. Yani çok güzel. Yani gerçekten artık eskisi kadar ölüm bizi etkilemiyor. Bir taziye etkilemiyor. Bir cenaze etkilemiyor. Niye? Çünkü o kadar çok dünyamızda farklı bir biçimde karşılıklar buldu ki eskiden ufacık bir şeyde çok daha farklı bir biçimde hissiyatımız harekete geçince aynı şeyi arka arkaya 3-5 defa gördüğünüzde ilk gördüğünüz o şeyi, hissiyatı yakalayamıyorsunuz. Bu insanın doğasında olan bir şey. Trafik kazalarına da alıştık aynı, hocam. Onlara da alıştık yani. Ama bu özellikle burada mesela kardeşlerimiz bazen işte İsrail'in zulümlerini dile getirmek için, bazen oradaki mazlumiyetleri ortaya koymak için paylaşımlar yapıyorlar. Evet, bir yöne, bir yere kadar bunun makul ve karşılanabilir tarafı var. Ama bir şeyi hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazım hocam. Düşmanı gözümüzde büyütecek, bizi ise zillete düşürecek her şeyden geri durmamız lazım. Niye biz acizliğimizi düşmana gösterelim? Niye elimizin kolumuzun bağlı olduğunu yansıtalım? Yani mücadelenin de yönteminde bu olmaması gerekir. Yani dayak yemek için yaratılmadık, yaratılmadık biz. Yani biz. Orada bizim yapabileceğimiz, o mücadeleyi verebileceğimiz başka yollar da bulmalıyız yani. Hep öyle işin işte mazlumiyet boyutuyla biraz daha olayın işte yaralarını, acılarını nazarlara vererek yaptığımızda ayağa kalkmaya da ferimiz kalmayacak. O noktada da düşman gözümüze çok çok büyüyecek, bambaşka bir noktaya gelecek. Şimdi bu son Gazze'deki olan olaylarda evet şu anda çok acı olaylar var ama bir şey de gördük ya. Demek ki İsrail gözümüzde büyüttüğümüz kadar büyük bir devlet değilmiş ya. Allah, Allah'tan büyük, Allah'ın haşa iradesinden, gücünden büyük ne var ya? Orada o kadar zor imkanlar içerisindeki o mücahitler bunu gösterdiler işte. Ne zor hocam, tünellerde, ha havasız işte, tünellerde. Yani gösterdiler bunu. Demek ki yani çok da gözümüzde büyütmememiz lazım ama bu demek değil ki strateji üretmeden işte gözü kapalı yanlışlara girelim. Bu demek değil ki düşmana kendimizi açık hedef haline getirelim. Önümüzde gerçekten çok güzel örnekler var. O örnekleri eğer anlar da bugünün dünyasına taşıyabilirsek Allah'ın izniyle biz de bugünkü düşmanlarımızla, ehli küfürle mücadele ederiz yani. Derdimiz o mücadeleyi mümince yapabilmek hocam. Bütün derdimiz o. Zafer bizim işimiz değil. Allah kime nasip edecek bir daha Selahaddin olmayı onu biz bilmiyoruz. Hocam zafer yani Kudüs'ü İsrail'den kurtarmak mıdır? Yani. Kudüs'ün adamı olarak ölmek midir? Ya işte bu hocam yani, bu gerçekten önemli. En önemli olan mesele o yani. Peki hocam burada benim için zihnimi çok meşgul eden önemli konulardan birisi de Suriye'nin 12 senedir maalesef Allah hürriyetine acilen kavuştursun. Amin. Savaşta gördük ki bir o teşkilat var. Dünyanın en uzak köyüne belli devletlerin giremediği yerlere, evet, istihbaratların giremediği yerlere ellerinde poşet yardımlarıyla giren bir teşkilat. Bir o var, bir de İstanbul'da esnaftan 2 kişi Suriye'yi kurtarmak için bir taksinin arkasına un doldurmuşlar, gidiyorlar. Yani bu bir sadaka olarak bunu küçük görmek haşa Allah-u Teala'nın işine karışmak olur. Ama her şeyin profesyonelleştiği bir dünyada yani, hastanede bile kanı barkodla alıyorsun. Ankara'da 10 saniye sonra senden önce bakanlıkta kan tahlilin görülüyor. Böyle bir zamanda öyle profesyonel teşkilatlarımız, sadece İHA'yı kastetmiyorum, var iken
Yani münferit, üç kişi birleşip, beş tane kadın birleşip Suriye'yi kurtarmak, Kudüs'ü kurtarmak kampanyaları makul mü? Yani biz heyecanımızı mı teskin ediyoruz bu arada? Yoksa gerçekten bir taş mı koyuyoruz setin önünde yani? Ne, siz nasıl görüyorsunuz yani bunu? Hocam, yardım işi çok ciddi bir koordinasyon isteyen bir şey. Yani gerçekten iyi bir koordinasyon olmazsa, bakın depremde de gördük. İnsanlar canhıraş bir biçimde hemen gitmek istediler, bir şeyler yapmak istediler. Bazen gidenler asıl gitmesi gerekenlerin yolunu tıkadı, kapattı. Bazen o canhıraş bir biçimde götürdüğünüz malzeme o anki acil ihtiyaç değildi. Oraya bir yere bırakıp gelmek zorunda kaldınız. Asıl ihtiyaç gölgelendi. Onun için gerçekten çok ciddi bir koordinasyon isteyen bir şey bu yardım meselesi. Evet, kardeşlerimiz hepsi bu yangını söndürmek için bir şeyler yapmak niyetleri istiyorlar. Niyetleri Allah'a sağlık. Güzel onu bir şey. Aynen. Yani zahiri manada aynen konuşuyoruz. Yani. Ama neticede her şeyde dediğiniz gibi profesyonelleşme, ihtisaslaşma, hele bu zamanın en önemli meselesi ise, burada da bizim bazı şeyleri iyice korumamız lazım. Ümmetin bir tek ihtiyacı yok. Bir de hocam, şu hastalıktan da kendimizi kurtarmamız lazım. Bazen gençler, muhakkak siz de şahit oluyorsunuz. Genç kendisi Afrika'da bir kuyu açıyor mesela, bu hizmete gidiyor. Dünyanın en büyük işi olarak onu görüyor ve bütün Müslümanların aynı işi yapmasını istiyor. Böyle bir şey yok ki. Sen onu yapmışsın, Allah razı olsun ya, bırak da ben de başka bir şey yapayım. Beni aynı işe çağırma. Evet, teşvik et, ben imkanım varsa sana katkı sağlayayım ama ben de başka bir coğrafyanın derdiyle uğraşayım. Ben de o coğrafyada başka bir sorun varsa onunla uğraşayım. Bu da aramızda iyi bir istişare mekanizması, koordinasyon olursa o israflara dönüşmez. Ama öyle yapmayıp da herkes kendi kafasına buyruk, ben yardım ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derse, bazen o yardımlar bizatihi yerine ulaşabilir, bazen de israf da olabilir. Peki yerine ulaştırmak tek gaye değil ki hocam. Yani ben arabamın arkasına 5 çuval makarna, 5 çuval da bulgur koydum, Suriye'ye ya da Gazze'ye götürdüm. Sizin bir yön çalışmanız var, benim bir yön bir çalışmam var. Bunları bırakıp 3 gün Suriye sınırına bulgur götürmemin bana kazandırdığı ile ben vakıfta orada durup mümin kardeşlerimle onların, bana Allah'ın görev verdiği onları irşad etme, fıkıh öğretme, neyse benim vazifem. Tam oradan etmişsin. Kazanacağımla o nöbetimi bırakıp gidip daha ciddi iş yapacağım demem. Bu Uhud'daki okçular meselesine biraz benzemiyor mu hocam? Valla benziyor hocam. Herkes elbette kendi... muhteşem fark var arada yani. Var ama benziyor yani. Netice itibariyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara bir tepe işte emanet etti. Basit bir tepe. Mevziye sahip çıkın dedi. Şimdi benim mevzim rahlemse sahip çıkacağım hocam. Benim mevzim bir bakkal dükkanıysa ben sahip çıkacağım. Ben oradan evlatlarımın, ailemin rızkını helal yoldan kazanıyorsam ve kazancımdan zekatını veriyorsam, infakımı yapıyorsam, o benim mevzim ya. Ben o mevzimi aksatarak başka bir şey yapmam doğru olmaz. Bir başkasının mevzisi bir yardım derneği ise, bir yardım kuruluşsa, o da oraya sahip çıkacak. Onun için elimizdeki bize emanet edilen o emanet her ne ise onu yapacağız ve onu mümince yapacağız. İtkan İnşallah. Üzere yapacağız. İnşallah. Yani muhsin olmak için itkan üzere yapmamız gerekiyorsa, ki o işin hakkını vermek her neyse, o hakkını vererek yapacağız. Ve bunları çoğalttığımız zaman bu ümmetimizin gerçekten potansiyelinin daha güzel bir biçimde ortaya çıktığına şahit olacağız. Her şeye rağmen devam eden neslimiz, evet. Akışımız, İslamiyetimiz. Aynen. Son sorun var hocam. Bundan sonra size sizinle sabaha kadar konuşuruz hocam. Yok, o kadar da vaktimiz yok hocam. İkindi vakti oldu. Hocam, Gazze yani başımızda tütüyor şu anda. Allah selamet versin. Elhamdülillah iman olarak görüyoruz biz. Ben sizden farklı olarak Yusuf el-Karadavi'ye uydum. Yüzlerce kere fırsatım olduğu halde fethedilmeden Aksa'yı görmeyeceğim dedim. Mescid-i Aksa'yı görmeyeceğim. Hala o duygudayım. İnşallah da fethiyle gideceğim. İnşallah. O heyecanımı orada teskin edeceğim. İnşallah. İçimde böyle bir yanardağ gibi bekliyor. Ama bu olaya rağmen Mescid-i Aksa'da maazallah bir minaresi yıkılma pahasındaki bir olaya rağmen ben 3 tane 4 tane çocuğumu, eşimi, annemi, babamı ve aile dediğim
benim çekirdeğimi ihmal edip gidip Kudüs davası ile ilgilenmem Müslümanca diye vasıflandırılabilir bir şey olur mu sizce? Yani ben 15 gündür evde yokum. Nasıl oluyor? Gazze bombalanıyor. Ne işim var burada? Diyorum kendi kendime. Eşimle geliyorum, arama soğukluk girmiş. Ya. Çocuğum o arada internette helak olmaya başlamış. Allah baba yok çünkü evde. Tabii. Bu bir şeytana memnetçek diyeceğim de içim onu söylettirmiyor bana. Çünkü niyet temiz aslında. Ama bu bir yanlış taktik değil mi hocam? Her şeye rağmen bizim eşlerimizle mutluluğumuzu, belki çocuklarımızı Gazze'ye rağmen alıp pikniğe götürmemizi, buna bu büyük coşkuyla o büyük heyecanı mezcettiğimiz zaman Müslüman olmayı anlamamalı mıyım ben? Ne diyorsun hocam? Vallahi hocam aynen öyle anlamalıyım. Çünkü örneğimiz kim bizim? Aleyhissalatü vesselam. Şimdi gelip Ayşe anamıza sordukları zaman bazı sahabe efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gece hayatına, gündüzüne ait bazı bilgileri alınca şöyle bir şey söylediler. Dediler ki biz Resulullah gibi değiliz, daha fazlasını yapmalıyız. Gece hiçbir şekilde uyumadan namaz kılan, gündüz hep oruç tutan, başka bir şekilde hanımlarından yüz çevirip kendini ibadete veren örnekler oldu sahabe içerisinde. Böyle arzu edenler oldu. Oldu yani. Efendimiz bunları çağırıp ne dedi onlara? Dedi ki ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Her şeyin bir hakkı vardır, o hakkını verin dedi. Yani Allah Resulü denge adına inanılmaz bir şey ortaya koymuş. Gazze'den oldu. Daha küçük müydü onun sorunları? Yani ya ortada Hayber, Bedir, Hendek. Uhud onların olduğu bir yani bunu hocam hepimiz iyi farkına varalım, kardeşlerimiz de varsın. Vallahi evlerimiz İsrail'e dönmüşse bizim İsrail belasıyla mücadele edebilmek şansımız ve ihtimalimiz yok. Evlerimizde huzuru sağlayamamışsak, birbirimize sükunet limanı olamamışsak bunun dışarıya yansıması da olmuyor. Peki ben şöyle söyleyeyim, yani, siz tahsiye edin ama. Estağfurullah. Benim pazartesi günü düğünüm vardı. Oğlumu evlendirecektim. İnşallah sizinki de bizimki de bereketiyle nasip olur. Pazar günü de Gazze'de bombalama oldu. Düğünümü iptal edip 3 ay sonraya mı alayım? Aksi takdirde hocam hayat bombasız günü yok ki ümmetin. Şimdi Allah rahmet eylesin sizin annenize de bizim annemize de amin. Dua olsun. Babalar ben Mısır'a giderken hep annem ağlıyordu. Şimdi diyordum ki anne bak bu kadar yıpratırsan kendini gitmeyeyim diyordum. Oğlum diyordu yok sen git ben yine ağlayayım diyor. Şimdi böyle hocam yani Uhud'un arkasından Efendimiz düğün yapmadı mı? Yaptı. Hamza gitti ya. Hamza radıyallahu anh. Musab gitti ya. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani kendi akrabalarına dahi 3 günden daha fazla oturup ağlama imkanı vermedi. Fıkıhta mekruh hocam. Bu kadar bitti. 3 günden sonra baş sağlığı da mekruh. Ondan sonra işine bakacaksın. Şu anda yüreğimiz de yansa, uykularımız da kaçsa, canımız da sıkılsa hayat devam ediyor. Ben o oturduğum mahallede 3 tane delikanlıyla ilgileniyorsam eğer Gazze bombalanmadan önce şimdi o delikanlarla daha fazla ilgilenmeliyim. Yani burada söyleyelim biz bize konuşuyoruz diyelim. Bizim en küçüğü Hamza 3 numara hocam yurtta kalıyor. Pazar günü cuma günü geldi. Sarıldım ona böyle geldiğinde. Sonra birden aklıma Gazze'li çocuklar geldi. Ya dedim bak şimdi onlar babaları evlatlarına, evlatlar babalara sarılamıyor. İteliye de bilirdim Hamza'yı. Onu eğer o acıyı yüreğimde farklı bir yerde konumlandırsaydım. Gel dedim Hamza bir de sana Gazze'li çocuklar için sarılayım. Çünkü ona ihtiyacımız var hocam. Tabii. Ona ihtiyacımız var. Yani eğer o ihtiyacımızı bu noktada doğru kanalize etmezsek Allah korusun moralsizlik, umutsuzluk bitirir. Şeytanın Kur'an-ı Kerim bize bitirir. Huzur bulmak için eşlerinizi verdik size. Gidin evet. Evde dinlenin diyorken ya. Biz niye Gazze veya filan yerdeki sıkıntımız yani hep Gazze dedik ama her yer Gazze her yer, diyorum her da yer yani, yani. Maraş Gazze değil Doğu mi? Türkistan, Doğu işte Türkistan Gazze'ydi. Yani biz hanım bu haberler çok kötü beraber efkarlı bir muhabbetle çay içelim dememiz İslami bir şey değil mi hocam? Vallahi en doğrusunu yapmış oluruz hocam.
En doğrusu. Peki biz yatak odalarını yani neredeyse kilitleyecek duruma geldiysek, yani mutfakta kimse doğru dürüst bir şey pişirmesin, makarna yeter 3 günde bir dersek, bunu sanki Allah'ın rızası için yapıyoruz derken fark etmeden bindiğimiz dalı kesiyor keseriz değil mi? Kesinlikle öyle hocam. Ve şeytanın ekmeğine yağ süreriz. Bir müddet sonra ona tepki gösterecek mecalimiz de kalmaz. Kalmayacak. Çünkü inişli çıkışlı bir hayat yaşıyoruz. Allah bize ne kadar ömür vermiş de bilmiyoruz. Yarını belli değil. Ya ama biz moral lazım hocam bize ya. Umut lazım bize yani. O umudu yitirdiğimiz zaman, o morali bitirdiğimiz zaman, heyecanlarımız gittiği zaman hangi dini yaşayacağız? Valla namaza ayağa kalkamayız. Evet. Yani onun için mecburen her ne olursa olsun, evet acılar acı. Gerçekten acı, insanı etkileyecek boyutta acı ama hayat sarsıcı. Hayat devam ediyor. Evet, hayat devam. Hayat devam ediyor ve mümince yaşayacağız. Bilmiyorum. İşin nihayetinde de mümince bu işi noktalamanın mücadelesini vereceğiz. Hocam Gazze'ye boğulup gitmeden ama Gazze'yi bağrımızda taşıyarak nasıl bir itidal, denge çizgisi kurarız diye muhabbet ettik. Aynen. Yusuf kardeşimiz de evini bize açtı. Güzel Allah bir yağmur yağıyor. Eyvallah. Hem ben sizin adınıza da Yusuf kardeşimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yağmur da rahmet olur diye. Rahmet umuyoruz. Olsun. Ümmetin tekrardan dirilmesine rahmet olsun inşallah. Ben Allah-u Teala'dan bu acılarımızdan evvela ders çıkarmayı bize nasip etsin diyorum. Ondan sonra dirayetimiz olsun ve bu afetlerden de bizi muhafaza buyursun. Amin. Belanın amin. Peşinde koşmak Müslümanca bir şey değil. Eyvallah. Allah razı hocam, olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Biz Allah teşekkür ederiz hocam. Böyle güzel bir imkanı siz vesile oldunuz. Allah lütfetti hocam. Elhamdülillah. Yani en azından birbirimizle teselli olduk hocam. Evet. Allah eksikliğinizi vermesin hocam. Hep beraber Rabbimizi ayakta tutsun. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.